Merhaba değerli İslam Hot News izleyicileri. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün de yine size taş tercümesinden bir hadis-i şerif okuyacağım arkadaşlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayetle. Arkadaşlar bu arada videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Çünkü çok önemli konulara değiniyoruz arkadaşlar. Yani sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bazı insanlar ey Allah'ın Resulü kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi ve sonra bulutsuz bir havada öğle vakti gibi güneşi görmekte güçlük çeker misiniz? Ayın 14. gecesi bulutsuz bir zamanda ayı görmekte güçlük çeker misiniz? Diye sordu. Hayır çekmeyiz dediler. Allah-u Teala'yı kıyamet gününde görmekte bu ikisini görmekte çektiğiniz güçlükten başka bir güçlük çekmeyeceksiniz. Yani kolaylıkla rahat rahat göreceksiniz buyurdu. Kıyamet günü olunca biri ilan edecek, her ümmetin taptığına uymasını söyleyecek. Allah-u Teala'dan başka putlara, dikili taşlara tapınan bir kimse kalmayacak ki cehenneme yuvarlanmasın. Ta ki yalnız Allah'a iman etmiş, iyi ve kötülüklerle ehli kitabın kalıntıları kalıncaya kadar. Yahudiler çağrılacak ve kendilerine siz neye ibadet ediyordunuz denilecek. Allah'ın oğlu Üzeyr'e diyecekler. Yalan söylüyorsunuz. Allah ne arkadaş ne de oğul edinmiştir. Ne istiyorsunuz denilecek. Ey Rabbimiz çok susadık, bize su ver diyecekler. Kendilerine suya geçemeyecekler diye işaret edilecek. Ateşe götürülecekler. Ateş, alevi birbirine karışan bir serap gibidir. Oraya varınca içine yuvarlanıp sürecekler. Sonra Nasraniler çağrılacak. Siz neye ibadet ediyordunuz diye denilecek. Allah'ın oğlu Mesih'e ibadet ediyorduk diyecekler. Yalan söylüyorsunuz. Allah ne arkadaş ne de oğul edinmiştir denilecek. Ve ne arzu ediyorsunuz diye kendilerinden sorulacak. Onlar susadık ey Rabbimiz bize su ver diyecekler. Suya götürülmeyecekler diye işaret edilip cehenneme toparlanarak götürülecekler. Cehennem sanki bir serap gibi alevi dalgalanacak ve birer birer oraya yuvarlanıp düşecekler. Allah'a ibadet etmiş olan iyi ve kötülerden başka kimse kalmayınca alemlerin Rabbi Allah-u Teala kendilerine önceden tanınmış olduğundan başka bir surette gelecek ve ne bekliyorsunuz? Her ümmet önceden neye ibadet ettiyse ona tabi olacak diyecektir. Bunlar ey Rabbimiz dünyada kendilerine en çok muhtaç olduğumuz senin tarafında bulunmayanlardan ayrıldık. Onlarla arkadaşlık etmedik diyecekler. Allah ben sizin Rabbinizim diyecek. Bunlar senden Allah'a sığınırız. Allah'a iki yahut üç defa şerik koşmayacağız diyecek. Hatta bazıları korkunun şiddetinden neredeyse dininden döner olacak. Allah Teala sizinle onun parantez içinde Allah'ın arasında kendisini tanımlayabilecek bir alamet var mıdır diye soracak. Evet vardır diyecekler. Şiddet ve dehşet kalkacak,
korkudan veya riyadan secde etmiş bir kimse kalmayacak ki Allah onun sırtını bir tek tabaka haline çevirmesin. Ne zaman secde etmek isterse kafası üzerine düşecektir. Sonra başlarını kaldıracaklar, ilk göründüklerinden başka bir surete Allah tecelli edecek. Ve ben Rabbinizim diyecek. Bu sefer evet Rabbimizsin diye tasdik edecekler. Sonra cehennem üzerinde köprü kurulacak. Şefaat zamanı gelip izin verilecek. İnsanlar kurtar ey Allah'ım kurtar diyecekler. Ey Allah'ın Resulü köprü nedir diye soruldu. Ayakların kaydığı, duramadığı bir şeydir. Orada bir takım kancalar vardır. Adına sağdan dedikleri Necid'de yetişen dikenli bir bitki vardır. Müminler göz açıp kapayınca şimşek gibi, rüzgar gibi, kuş gibi, iyi atlar ve atlılar gibi geçerler. Kimi bir şeye uğramadan salimen kurtulur, kimi yaralı olarak kurtulur, kimi de itilip cehenneme atılır. Müminler ateşten kurtulunca hayatımı elinde bulunan zata yemin ederim ki cehennemde kalan din kardeşlerinin kurtulmaları için Allah'a ısrarla niyaz ve talepte bulunacaklardır. Ey Rabbimiz, onlar bizimle birlikte oruç tutarlar, beraber namaz kılarlar, bizimle beraber hac ettiler diyecekler. Kendilerine tanıdıklarınızı çıkarın denilecek. Ve onların vücudu ateşe haram kılacak. Yarı bacağına veya diz kapaklarına kadar ateşe dalmış olan birçok kimseleri cehennemden çıkaracaklardır. Sonra ey Rabbimiz şefaat dilediklerimizden kimse orada kalmadı diyecekler. Allah-u Teala dönünüz kalbinde bir dinar kadar imandan fazla bir hayır bulduğunuz kimseleri çıkarın diyecek. Ve birçok kimseleri çıkaracaklar. Sonra yine ey Rabbimiz şefaat etmemize izin verdiklerimizden kimse orada kalmadı diyecekler. Allah-u Teala dönün kalbinde imandan başka yarım dinar hayır bulduğunuz kimseleri çıkarın diyecek. Birçok kimseleri çıkaracaklar. Sonra yine ey Rabbimiz emrettiklerinizden kimse kalmadı diyecekler. Allah-u Teala dönün kalbinde zerre kadar hayır bulunanları da çıkarın diyecek. Birçok kimseleri çıkaracaklar. Sonra ey Rabbimiz hayır sahibi olan kimseyi bırakmadık diyecekler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki bu hadisi tasdik etmezseniz Allah zerre miktarı zulmetmez. Bir iyi amel olursa onu iki katına çıkarır ve kendi tarafından büyük mükafat verir. Mealindeki ayeti okuyun. Bunun üzerine Allah-u Teala melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler şefaat etti. Erhamur Rahimin'den başka şefaat edecek kalmadı diyecek. Ve cehennemdekilerden hiçbir şey istememiş ve yana yana kömür haline gelmiş olan bir grup insan olacak. Hayat ırmağı denilen cennette ağızlarındaki bir ırmağı onları koyacak. Sonra onlar yağmurdan sonra hemen biten bitki gibi oradan çıkacaklar. O bitki nasıl görünmüyor musunuz? Gölgenin altında beyaz, güneşin altında olanı da sarımsı ve yeşilimsi olur. Müslümanlar bu ifade karşısında ey Allah'ın Resulü sanki sen vahada hayvan otlatmışsın da bitkilerin durumunu biliyorsun dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki inci gibi boyunları mühürlü olarak çıkarlar. Cennet halkı onları önceden bir hayır yapmadan
amelsiz Allah'ın kendilerini cennete koyduğunu, Allah'ın azatlıları olduğunu anlarlar ve tanırlar. Sonra Allah onlara cennete girin, ne görürseniz hepsi sizindir der. Onlar ey Rabbimiz bize kimseye vermediğini verdin derler. Allah-u Teala ben de sizin için bundan daha üstünü vardır derler. Ey Rabbimiz nedir o üstün şey diye sorarlar. Allah-u Teala benim rızam, sizden hoşnut oluşum der. Bundan sonra asla size öfkelenmeyeceğim buyurur. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almakta arkadaşlar. Hadisin kaynağını merak eden arkadaşlarımız bakabilir arkadaşlar. Taç tercümesinin 8. cildinde ve arkadaşlar. Ve bu hadis-i şerif de çok uzun bir Arapça metinden oluşmakta arkadaşlar. Ben bunu size sadece böyle Arapçasını göstereyim arkadaşlar. Bir. Ben çeviremedim. Böyle arkadaşlar 2-2,5 sayfa ve 3 sayfa metin olarak yer alıyor. Taş tercümesinin 8. cildi 266 nolu hadiste Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayetle kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Hadis-i şerifi arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzdan da haberdar olmak için bildirim butonlarını açaraktan likelamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.